Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir derse daha hoş geldiniz. Bu dersimizde StudioMax'te Vire ile iç mekan render almasını göstereceğim. Şu anda görmüş olduğunuz sahnemizi ben internetten hazır olarak indirdim. Bir ücretsiz model de atan bir siteden hazır olarak indirdim. Sahneyi şöyle inceleyelim. Alt W yapıyorum. P'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi sahnemizde bir adet koltuk, masa, meyveler, kitap, şuralara biraz kitaplar, 3 tane tablo ve 2 tane biblo şişe ve bardaklardan oluşuyor. Ve gördüğünüz gibi 2 tane de penceremiz var. Standart modelleme tekniklerini bilen herhangi bir kişi için rahatlıkla modellenebilecek bir sahne. Bu sahnenin kaplama ve render aşamalarını göstereceğim sizlere. Beraber yapacağız. Kaplamaya hemen başlayalım isterseniz. Buradan materyal editörümüzü açıyorum. Şu an gördüğünüz materyaller sahnenin kendi materyalleri. Bir şöyle basitçe render alalım. Default render. Gördüğünüz gibi sahnede herhangi bir şey yok. Yani materyal olarak herhangi bir şey mevcut değil. Şu ikinci materyalden başlayacağım arkadaşlar. Materyalleri yüklemeye. Öncesinde neyse böyle iyi. Önce materyaller yapalım. Standarta tıklıyorum. Ardından pardon, V-Ray'i seçmem gerekiyor. V-Ray materyaller için. Render setup'tan Assign Renderer'dan V-Ray Advanced Render'ı seçiyorum. Kaydettim. Evet. Tekrar standart. V-Ray materyallerimiz açıldı gördüğünüz gibi. Buradan V-Ray'in standart materyalini seçiyorum. Diffuse materyal. Diffuse'a tıklıyorum. Diffuse objemizin ana rengiydi. Şurada daha önceden sahne için ben kendim arkadaşlar internetten kaplamalar indirdim. Şu yağlı dediğimi yağlı boya olarak ilk olarak tablomuzu kaplamayla başlayacağım. Seçiyorum arkadaşlar. Atıyorum. Materyali göster diyorum. Evet. Güzel. Ardından İkinci materyale geçiyorum. Önce buna şey diyelim, tablo diyelim. Tablo 1 diyelim. 2 ve 3 olsun. Standart. Yine V-Ray materyal. Buna da arkadaşlar duvar diyorum. Ön duvar diyelim hatta. Ön duvar. Şuraya kaplama atacağım. Arkadaşlar burası için ben şey düşünüyorum. Bitmap. Şu gördüğünüz duvar kağıdı atamayı. Yani şu da olabilir aslında. Hani şu. Önce şunu bir atayalım, bir bununla görelim. P'ye bastım. Seçiyorum. Evet. Modifier panele geliyorum. Öncesinden atanmış bir modifi var üzerinde şu an. Onu siliyorum. Tekrar Unwrap Map, UVW Map, affedersiniz. Buradan tiling değerleriyle oynayacağım. İki, iki. Belki arttırabiliriz. Bu arada şuraya da atanmış durumda. Bura ayrı, bura ayrı gördüğüm kadarıyla. Buraya da atayalım. Aynı şekilde 4'e 4 verdim. Karşı duvar da aynı şekilde. Yalnız burayı farklı vereceğim. Şuradan yine bir V-Ray materyal oluşturuyorum. Buna da yan duvar diyelim. Belki burası ön, buraya yan duvar olabilirdi. Buna şöyle bir renk atayacağım. Bir kameraya geçelim, bir render alayım. Şu an gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluştu. Bunun sebebi arkadaşlar kameramızın muhtemelen duvarın dışında olması. Bir bakalım bir.
Kameramız görünmüyor. Neyse. Biz kendimiz şöyle C'ye bastım arkadaşlar. P'ye bastım. Ardından kameralara geldim. Bir tane target kamera. Şöyle sahneye basınca yerleştirdim. Ctrl C diyorum. Ve C'ye basarsam kameram sahneme yerleşmiş oldu. Diğer kamerayı zaten göremiyordum nerede olduğunu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnenin dışında bunu içeriye şu şekilde alabiliriz. Bakalım. Evet, diğer kameramız da burada çıktı meydana. Hemen bunu silelim. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Şurayı kamerayı. Evet. Şimdi şuradan tekrar render'e tıklarsam aynı şey olacak gördüğünüz gibi. Fakat şunu şöyle tutup şu şekilde içeriye çekersem. Tam gelmedi sanırım. Evet, şimdi render alalım. Evet, gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde render alıyor. Şu duvar kağıdımızı biraz daha küçültelim. 5 ya da 6 gibi değer verelim. Şu mavi rengimiz iyi. Evet, kapatıyorum. Seçiyorum. Arkadaşlar, bu arada söylemem gereken bir şey var. Kameramızı böyle de alabilirdik. Kameramız dışarıdayken şu şekilde. Dışarıdayken arkadaşlar burada clipping planes özelliğiyle near clip ve far clip yani kameranın görüş açısının değerlerini değiştirerek 500 diyeyim. Biraz da arttıralım. Şöyle. Evet. Bakın bu şekilde kameramız dışarıda olduğu halde şey yapabiliriz arkadaşlar. İç mekan renderini alabiliriz. Aklınızda bulunsun. Yani buradaki görüş açımız bu yakın plane yani yakın kısımla bu uzak kısmın arasında kalan kısmı render edecek şekilde yapıyor. Yani kameramız normalde binamızın yani duvarımızın dışında olsa bile iç mekan renderini bu şekilde alabiliriz. Aklınızda bulunsun. Bilmeyenler için. Ctrl Z diyorum. Kameramızı ben içeriye alıyorum eski haline. Bu clip menüyü kaldırıyorum ve evet eski haline döndürüyorum. Şimdi ekranı büyütüyorum. Bunu da söyledikten sonra şu değerleri bir değiştirelim. Alt. Evet, bence daha güzel. Bu diğer arkadaşları da değiştirebiliriz. Evet. Oh, bu arada tavanımız da bu renk almış. Şöyle ki biz bu tavanın bu şekilde olmasını istemiyoruz. Edit Mesh'e geçtim. Şunu detaylayacağım arkadaşlar. Buna da tavan diyorum. Dikkat etseniz mesh formatında arkadaşlar. Mesh eski usul modelleme. Şu an onu pek kullanmıyoruz. Şöyle tavana düz beyaz atayalım. Şimdilik tavan diyeyim buna da. Tavan. Evet, ne yaptık? Yan duvar dedik. Yan duvara geçelim hemen. Yan duvara arkadaşlar Maps kısmından bump atacağım.
Şunu aldım. Bunu da internetten indirdim arkadaşlar. Pek kaliteli bir bump değil ama idare eder. Şöyle bir görelim. Şöyle bir unwrap, UWMap box diyelim. Bir bakalım nasıl oluyor. Şimdi her şey güzelken şurası sorunlu. Ne yapalım? Bunu silelim. Şunu bir poliye çevirelim. Tekrar atalım. Evet, bayağı bir sorunlu yandı var. Nasıl yapabiliriz? Bunun şimdi unwrap map'ini de çıkartabiliriz ama bu biraz uzun sürebilir. Bunun yerine bu arada material ID'leri de farklıymış arkadaşlar. Onu bir düzeltelim. Şunu bir yapalım. Evet, şimdi bir daha UWMap ekliyorum. Evet, halen sorunlu. UV'nin yönünden kaynaklı bir şey var sanırım burada. Bir bakalım. Yok, düzelmedi. Şöyle yapalım. Bir de son olarak. Şunları ben bir taşlayayım bakalım sorunumuz düzelecek mi? Ağırlık merkezini merkeze aldım. Allah Allah. Şöyle bir alalım. İstediğim gibi olmuyor. Neyse, buna farklı bir ayar çekebiliriz. Önce şunu bir yapalım da arkadaşlar. Evet. Şöyle düz kaplama fakat bump'ını siliyorum. Bir de böyle bakalım. Evet, güzel oldu. Aslında oralara da biraz ayar çekebilsek aslında çok daha güzel olur da artık ilerleyen dakikalarda bakarız. Tekrar dönüş yaparız. Şuna geçiyorum. Buna da vazo diyorum. Standart. Bir rey materyal atıyorum. Şöyle. Ardından şöyle koyu kırmızı bir renk verdim. Yansıma değerini biraz arttırıyorum. Yansımanın şiddeti parlaklığıyla oynuyorum arkadaşlar. Şu an görebilirsiniz.
Subdivision değerimizi 24 verdim. Şimdi buradaki subdivision değeri arkadaşlar kaplamamızın kalitesini belirliyor, kalitesini arttırıyor. Normalde ışıklarda ve kaplamalarda subdivision değerlerini manuel arttırabiliriz istersek. İstersek render setup'ta bunların hepsini standart 8 bırakırız. Settings'ten global subdivision multiplier değerini işte 2 yaparsak her birini 8x2 şeklinde yapacaktır arkadaşlar. Yani 16 olarak algılayacaktır. Fakat öyle değil de siz kendiniz manuel olarak girmek isterseniz eğer değerleri subdivision değerlerini siz şey yapabilirsiniz. Burayı 1 bırakabilirsiniz. Buradaki 50, 30, 40 hepsine farklı farklı değerler verebilirsiniz. Ben şu an farklı değerler vereceğim. O yüzden bu şekilde bıraktım. Aynısını şuna kopyalıyorum. Vazo 2 diyorum. Bunu da yapıyorum şöyle. Beyaz tonlarda olsun. Evet. Şimdi koltuğumuzu kaplayalım. Görüyorum ki standart bir şeyimiz var. Şu vazonun materyalinden aynısını atadım. Buna da sofa diyorum. Sofamızı bu şekilde verdikten sonra difüz rengini şöyle bir yansıma verdik. Bunu biraz daha azaltalım. Yansımasına şöyle bir falof atarsak ve Fresnel değerini seçersek bir bakalım. Etki şöyle biraz daha kumaşvari bir etki. Şey varsa bump da atayabiliriz arkadaşlar. O şey yüzeyine. Şu an sanırım bende yok. Elimde mevcut. Yastıklar için aynısından yastık diyelim. Rengini beyaz yapacağım arkadaşlar. Veya mavi de yapabiliriz. Gerçi mavi pek uyumlu gitmez. En güzeli beyaz bence. Belki yastık için internetten şöyle pillow bump diyelim. Şöyle bir şey var. Aslında bu isterim değil ama. Bunu koltuğa uygulayabiliriz. Kaydedelim. Sanırım bunu kaydettim. Bir de şunu kaydedelim. Maps. Bump'a geliyorum. Bitmap. All files diyelim. Bu ikisini de şöyle bir atalım. Buradan seçim yapalım. Şunu seçelim. Bakalım nasıl bir görüntü oluşuyor. Evet. Azaltabiliriz bump'ın değerini. On diyelim. Kapattım. UVW map box. Şu arkadaşı da seçtim. O şunu bu arada şuna hemen cam kasa diyelim. Standart birey materyal. Beyaz renk. Beyaz olabilir. Başka şey de verebiliriz aslında.
Belki ahşap verebiliriz. Şurada cam olacak. Vereyim materyal. Difüz renk. Şöyle siyahımsı. Bu arada bunun rengi buymuş. Şey, kaplaması buymuş arkadaşlar. Biz cama atacağız. Reflection değerini şöyle arttırdım. Buna şunu tekrar atalım. Ha. Reflection'ı arttırdım. 50 yapıyorum arkadaşlar. Refraction, özür diliyorum. Reflection'a fall off değerini vereceğim. Fresnel. Bu arada camımızın EOR'u 1.3. EOR dediğimiz şey arkadaşlar kırılma indisi. Camın geçirgenliği, kırılma indisi. Ya bu internette bulabilirsiniz şeylerini, değerlerini. Her birinin değeri ahşabınki farklıdır, şeyinki farklıdır. Birazdan onlara da bakacağım. Bu cam kasaydı. Pardon. Evet. Gördüğünüz gibi içeriği görebiliyoruz. Şöyle anlamak isterseniz. Evet, bir tane tipo çizerek anlayabilirsiniz. Bu arada şu biraz bana büyük geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir şey yaptık. Kaplamaya devam edelim. Şurayı kaplayalım. Standart sehpa, orta sehpa diyorum. Orta sehpa. Hemen V-Ray materyal alıyorum. Diffuse. Bitmap. All files diyelim. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Evet, güzel. Bu şekilde kaplı olmasını isteyebilirim. UV map atayıp değiştirebilirim. Değiştirirsem fakat görüyorsunuz şöyle bir tekrar söz konusu. Bunun için şey yapmak gerek ama bu da pek etki etmeyecek. Şu şekilde. Onun yerine şey vermiyorum hiç. Veya şey yapabiliriz. UVW map atayıp Box. Şöyle çevirebiliriz kaplamayı. Yani böyle daha güzel oldu. Evet. Şu köşe kısımlarını ve şuraları. Bu arada şu ahşabımıza bir önce biraz ayar çekelim, bir yansıma verelim. Bu arada internetten wood diyor diyorum. CG Society sitesinde vermişler. Bakın VA Materials and EOR Help demiş. Bakabilirsiniz buralardan. Mesela şurada fotorealistik VA Materials diyor. Bir bakalım. Wood'un EOR'unu ezbere bilmiyorum. 2 olabilir, 2.2 olabilir. Tam ezbere değilim. Wood. 2,4, evet tahmin ettiğim gibi 2,4'müş arkadaşlar. Yani şurada göreceğiniz reflection değerine 170 gibi bir değer vermiş arkadaşımız yaklaşık. Şöyle görebilirsiniz. Fresnel reflection açıp buradan 2,4 değeri. Aynısını burada arkadaşlar zemin içinde yapacağız biz. Şunu şöyle bir kopyalayayım.
Orta sehpa yan diyorum. Bunun kaplamasına bakalım. Şurada başka bir tane bulut var. Evet. Şuna da atıyorum. Gayet güzel yerleşti. Oh. Bu kaplama buna da atanmış vaziyette. Şu kitap kaplamamız bu arada buraya atanmış. Bunları düzelteceğiz. Bu arada şunların hepsi bir bakalım. Şu UV'yi bir silelim üzerinden. Pek şey yapamayacağız arkadaşlar. Durumunu gösteriyor. M'ye bir bastım. Şundan bir daha kopyalıyorum. Duvar, dolap diyorum. Dikkat etseniz diğer materyaller hep aynı verdim. Sebebi dediğim gibi şeyden kaynaklanıyor. Bu arada şu wood işimize yaradı gerçekten. Burada arkadaşlar devam edelim. Bize ne lazım? Texture lazım. Wood fine diye aratırsanız güzel tekstürler bulabilirsiniz ki ben bir tane buldum. Duvardakiler için bizde bunda varmış burada arkadaşlar. Daha önce indirmişim fark etmedim. Bunu alıyorum. Evet. Şimdi boydan boya aynı oldu. Bu biraz sanki hoş değil. Şöyle yapsak. Maalesef hepsi bir. Bunların hepsini ayıralım olmazsa arkadaşlar. Şunu bir de daha taşıyayım. Evet, maalesef. Başka türlü yapacağız. UWMF'ye ekleyelim üzerlerine. Şöyle fit diyelim. Veya bunların materyal adresini değiştirelim diyeceğim. İşe yaramaz. Olmadı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Aklıma başka bir şey geldi. Kendi sahneniz olmadığı için arkadaşlar internetten hazır indirdiğimiz daha doğrusu indirdiğim bir sahne olduğu için maalesef ister istemez böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bunlar olağan şeyler. Kendi sahneniz olsa ayarlayarak gidersiniz istediğiniz gibi. Böyle bir şey atadım. Şimdi standart V-Ray materyal diyorum tekrar. Şöyle difuz rengimizi şöyle bir renk verip arka planı açayım bu arada. Reflection yansıma veriyorum arkadaşlar. Şu an bu yaptığımız metalik bir obje. Biraz da krom var ya. Kromun IOR değerini de ezbere bilmiyorum. Bir bakalım var mı burada.
Metallemiş. Yor değerinden bahsetmiyor burada. Seramik. Bakın, seramiğin de değerlerini vermiş. Yani bizim seramik olarak yaptığımız şu iki obje için biz az bir yansıma verdik ama burada tam bir yansımadan söz ediyor. Yani yaklaşık şöyle bir yansımadan. Reflection Glossiness 0.85 değeri vermiş arkadaşlar. Bizimki 0.68. Benim yaptığım da olur. Bu burada verilen değer de olur. Tabii bununla bitmez. Reflection Color Value Differ. IOR değeri de 1.2 ile 2 arası. Yani şuradan 1.2 ile 2 arası. Şöyle bir değer. Yani bu böyle olsun. Beyazlara bizim verdiğimiz kalsın. İki tane obje. Fark etmez. Şu metalimize dönüş yapalım bu arada. Bu camdı. Metal dedik. Arkadaşlar Allah nasip ederse eğer uygun bir zamanda baştan sona şöyle V-Ray materyal panelinin kullanımı, daha doğrusu V-Ray materyalleri nasıl oluşturulur detaylarıyla anlatmak isterim. Evet, 24. Bu arada şunu seçtim. Standartlarım V-Ray materyal. Diffuse bitmap, pardon, wood fine, görsellerden bakalım. Ne alabiliriz? Şunu alabiliriz. Gerçi ben bunu almıştım. Evet, buradaymış. Gri pek gitmedi sanki. Ne dersiniz bilmiyorum ama bir bakalım. İlginç olacak. Şunu seçelim. Zemin diyelim buna da. Standart. V-Ray materyal. Difus. Zemin için şunu istiyorum ama nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Bu arada bir kaplama ekledikçe arkadaşlar sahnem ağırlaşmaya başladı. Yavaş yavaş. Aynı kaplama mı acaba? Bir bakayım şuna. Evet, sanırım aynı kaplama.
döndürebiliriz. Veya M'ye basıyorum. Şuradan 45 derece verebiliriz. 90. Bakalım şöyle. Yok. Yan sanki daha iyi. Sıfır. Veya direkt şöyle 90 da olabilir. Şu şekilde. Fakat zeminle şey aynı olsun istemiyorum. Bu da baya göz alıcı bir şey oldu. Güzel değil. Floor, wood, fine diyorum şimdi de. Alabileceğimiz ne var? Şunlar var, şu var. Aramadan bakalım. Bu güzele benziyor. Emin değilim. 2000'e 2000. Kaplama da yüksek. Evet, güzel. Tekrar Max'e geliyorum. Evet, çok daha güzel. Çok çok daha güzel. Bu arada bump'ımız olsaydı çok iyi olurdu. Bunu şöyle sıfırlıyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Bir diğerini seçtim. Evet. Daha iyi gibi. Bu arada şunu seçip şu materyalimi atıyorum. Birkaç görsel daha lazım. Şimdi yapmadığımız neler var? Bir render alalım mı şöyle? Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir sonuç elde ettik. Bu arada camımızda gördüğünüz gibi yansıma var. Bir kere onu düzeltmemiz gerek. Bu falloff'tan kaynaklanıyor. Bunu belirtmekte fayda var. Onun dışında Fresnel Reflection açtım. Onun dışında bu porselenimiz daha iyi. Şu materyal. Şunun aynısını buna kopyalayıp rengini beyaz yapabiliriz. Dediğim gibi bu objeler şeyimiz biraz daha değişmesi gerekiyor. Şu koltuk sofanın yansıması biraz fazla. Evet.
Kurdiye ile oynamaya gerek yok, neyse. Bunun dışında zemindeki kaplı şey yansıma güzel. Duvardaki bump'ı daha da azaltabilir şeyi bump'ların yüksek çözünürlüklerini büyüklüklerini daha doğrusu özür diliyorum. Onları azaltabiliriz. Şunları da şöyle renk yapalım. Aynı beyaz. Şöyle kopyalayalım. Hatta şuraya direkt vazo ve tabaklar diyorum. Evet, şurada. Şu zeminleri ayakları metalimsi krom. Tam metal değil aslında. Metalin de şeyini ezbere bilmiyorum. Yan duvar. Geçelim şuraya. Şunu bir yapalım. Şunu da bir yaparsak. Belki arttırabilirmişiz bunu. Evet, bu daha iyi. Bunun dışında şu ayakları yapmadık. Onlara şu kaplamayı atayabiliriz. Bunun dışında bardaklarımız. Şuraya cam atayalım. Bu cama da şöyle bir parça atadım. Şişe diyorum. Şişenin içindeki sıvı ve exit color'u tamam. Bu arada şunları orada meyve diyelim. Meyve. Standart bir rey materyal. Elma da olabilir. Elma sanırım herhalde ya. Ben portakal niyetiyle yapıyorum ama. Evet, elma. Apple. Texture diyorum. Şöyle bir texture buldum internetten. Şurada olabilir. Baya düşük çözünürlükte arkadaşlar. Vaa. Sistem izin vermiyor almamıza. Şunu bir kapatalım. Kapatalım, kapatalım. Belki şunu alabiliriz. Evet. Ben kaydettim arkadaşlar. Sistem kastı için biraz zorlandık. Bakalım. Diffuse'dan bitmap. Şu kaplamayı alıp evet atayalım. Şimdi her birine ayrı ayrı UV uygulayacağım.
Arkadaşlar bunun her birinin aslında UV'sinin çıkarılması en doğru. Evet. Bir daha bakalım. Oo, süper akıl aslında işimizi gördü. Evet, çok daha iyi oldu. Neden daha önce düşünmedik? Yuvarlak objeler için UVW modun yuvarlak modu. Evet. Bu arada şuna biraz evet, çok az bir yansıma. Evet. Güzel. Bunu da yaptık. Bu arada şunu da metal yapalım. Metalimiz pek iyi olmadı ama iyi orada yerini maalesef bilmiyorum. Olmazsa bakarız internetten. Bu arada şu arkadaşımız şu anda mesut uygulayalım. Evet. Kitaplarımız kaldı. Şimdi kitaplara geçelim. Kitapları arkadaşlar get material şeklinde atayacağım hepsini. Şuna şu cam kasaymış. Şunu da şuradan yapalım. Standart diffuse bitmap. Mesela işte Creative Magazine'le başlayalım. İç kısmını arkadaşlar şöyle beyaz bir renk yapalım. Dışarıyı şöyle yaptık. Şu şekilde olabilir. Şuralarda şeyler var ama neyse önemli değil o kadar. Siz genel mantığını anlıyorsunuz zaten. Şuradan get material komutuyla alıyorum ki diğer şeyimiz silinmesin, kaplamamız. Standart veriyorum arkadaşlar. Bunlara pek önemsemiyorum işin açıkçası. Mesela hangisi olabilir? Şunu yapalım. Şu iç kısımlarda hepsini şöyle. Aslında şu kaplamanın verilmesi hoş olmuş. Böyle sanki eski kitaplarmış gibi görünüyor ama. Aslında kalabilir biliyor musunuz? Bazıları hariç. Bence kalmasında bir sakınca yok.
Bunu da şöyle çevirelim. Evet. Şu üsttekine hemen get material standart difuz kanalından şunu verelim. Bu arada üst tarafları görünmüyor. Diğer kitaplar da zaten görünmüyor. Tekrar standart bitmap oil painting. Bunlardan herhangi birini alalım. Şu güzele benziyor. Benim aldığım şuydu arkadaşlar. Şunu alabiliriz. Şu resimlerden birine atayabiliriz. Güzel. Diğerine de başka bir şey atayalım. Laleleri atayalım. Yani internetten bunları kullanıyoruz ama hak sahiplerinin izni olmadan umarım sorun olmaz. Çünkü telif hakları önemli bir durum arkadaşlar. Şuna bakalım. Evet, sanırım bitti gibi. Şuna bir insert verip
Ne verebiliriz? Ver. Diyelim. Veya silindir yakalım. Evet, ilginç bir çalışma oldu arkadaşlar. Kaplamayı da çok kullandım. Evet, idare eder. Sanırım her şey kaplandı. Şu içerideki içecek dışında ona da yine şuradan verelim. Vireyi materyal. Değişik bir şey oldu. Atamadık sanırım. Bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Sanırım oldu. Şu camlar için en son bir şey yapalım. Olur. Onunkini ayrı yapmıştık zaten şişeninkini. Sanırım oldu gibi arkadaşlar. Sahnede kaplanmayan yer kaldı mı? Kalmadı sanırım. Bir render alalım. Evet, gördüğünüz gibi çalışmamız neredeyse bitti. Şuna ben biraz bump ekleyeceğim. Bir de şu şişeyi içeceğin bir ayar çekeceğim arkadaşlar. Şu exit color aktif hale getirip şöyle bir renk verelim. Tamam. Bu arada ne demiştik? Sofaya biraz bump ekleyeceğiz. Bump. Hangisini düşünmüştüm? Şöyle all files diyelim. Bunu mu bunu mu? Sofa bump diye başka bir tane almışım. Bu da olabilir. Şu da güzel. Veya bu. Şu biraz daha düzgüne benziyor. Şuradan o VW map'ini ayarlayacağım.
Belki 5. Evet. Otuz çok fazla. Şöyle büyütelim bir görelim. Gördüğünüz gibi bunu 5 yapalım. Hatta 2. Şu değeri de arttıralım. 8'e 8. Evet. Kontrol S diyorum. Kaydettim. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra arkadaşlar geriye kaldı sahnenin ışıklandırması. Dersi durduruyorum arkadaşlar. 1 saat oldu. Bayağı uzun bir süreç oldu. Bunu durduracağım ve ardından sahnenin ışıklandırmasına geçeceğim. Işıklandırmadan sonra render ve final. Finalden sonra da işte Photoshop'ta birkaç düzenleme yaparız. Işıklandırma dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.